normalde soruşturmayacağınız bir isimdi o gün için. Baktığımız zaman her yerde parmağı olduğu çıkıyordu. Her siyasinin yanında görünüyordu Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ın en etkili ismi ekonomik güç olarak olduğu görünüyordu. Ve verdiği adreste bir şantaj kaseti dizisi olacağı görünüyordu. Bu da çok tehlikeli bir yere doğru gittiği bu işin izlenimini veriyordu. Anladığım kadarıyla Falyalı da kendi önlemlerini alıyormuş. Ama bu akıbetten kurtulamamış. Hı hı. Bir hedef olacağı kesindi. Aslında göz göre göre bu geldi. Yani buna karşı bu çapta bir saldırıyı düzenleyecek güç de gerçekten herhalde hayatımızda az şahit olabileceğimiz bir güç gösterisi bu. Valla daha önce benzeri şeylere tanık olduk. Ben en son çok Ömer Lütfü Topal'da. Evet, daha epeydir bunu görmüyorduk. Gerçi faili meçhul cinayetleri düşünürsek buna benzer şeyler de oldu ama bu tabii bambaşka bir figür Falyalı. Cengiz Erdinç, siz enine boyuna bazı ilişkileri de izleyen, bilen bir isimsiniz. Size göre Bahadır Özgür'ün kastettiği o bir yapı taşıydı. Onun ortadan kaldırılması kalan taşları da yerinden oynatacak ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye işaret? Yani bir basit mafya hesaplaşması mıdır mesela bu? Hayır. Hayır değildir mafya hesaplaşması. Daha ötede bir şey. Siyasetin, yani Falyalı bir ayağı siyasette, bir ayağı mafyada olan bir kriminal bir ayağı var. Öbür tarafı siyaseti Ulusal Birlik Partisi'ni Kıbrıs'ta finanse ediyor. Onun desteklediği başbakan yine onun sahip olduğu kaset ve ortadan kaldırıldı. Biliyorsunuz istifa etti. Zorunda kaldı, ortadan kaldırıldı. Böyle bir yapı var. Bir yandan Rum kesiminde yatırımları var. Oranın mafyasıyla meşhur bir aile vardır orada. Rum mafyası. Onlarla çok sıkı ilişkileri var. Hatta kardeşini İspanya'da hapisten kaçırıyorlar Falyalı'nın. Bu tür ilişkileri var. Rum kesimi deyince orada Rus mafyası var. Rus mafyasının yatırımları var. Hatta Avrupa Birliği'nde hani hep Türk tarafını konuşuyoruz ama Avrupa Birliği'nde Rum kesimi ve oradaki kara para ilişkisi, Rus mafyasının yatırımları, onların verdiği altın pasaport diyorlar. 2 milyon euroya vatandaşlık veriyorlar. Oraya gitmeniz bile gerekmiyor ve 3000 kişi yararlanmış bundan. Çoğu Rus oligarklar. Dolayısıyla bu hatta birisi. Yani bu çok uluslu bir olay böyle bakıldığında. Falyalı cinayeti de bir takım isimler ortaya atıldı, söylemezlerden söz edildi ama onunla ilgili henüz bir detay yok. Fakat söylemezler olduğunu düşünmüyorum. Hatta söylemezler daha önce Ağar'ın yöneticiliği döneminde hedef olmuş. Pek böyle devletle mevletle ilişkisi, iş gücü olmayan bir gruptu ve sessiz bir kenarda duruyordu. Dolayısıyla bu işin siyasette etkileri olacak. Bir de yasa dışı bahis diyoruz. Aslında yıllık 5 milyar dolarlık bir ciro Balkanlardan başlayıp Türkiye'ye uzanan Kıbrıs bunun buzdağının gözünden legal. Bir şey sorabilir miyim bu arada? Peker meselesini de işin içine katarak ilerleyelim. Çünkü Peker şöyle bir şey demişti. Falyalı'dan hani hayatımıza bizim Falyalı'yı Peker soktu dedik ya. Ondan söz ederken dedi ki onun da elinde ne kasetler var ne kasetler. Şimdi hani pek çok oklar o tarafa doğru çevrildi Peker'in açıklamalarıyla. Ama onun hani sırtı sağlam çünkü kimlerin kim bilir. Ne kasetleri var onda dedi. Bazı kasetlerin ucunu gösterdi Sedat Peker. Hatta. Evet. Şimdi bu kasetler yüzünden mesela öldürülmüş olma ihtimali size göre var mıdır? Evet, iki biçimde var.
Bir bu elinde bu kasetler olduğu için var. Bir de elinde bu kasetler olduğunu bilen birileri öldürüldüğünde bu kasetlerin piyasaya sürüleceğini öngörebilir. İki biçimde, iki aşamalı düşünün bunu. Çünkü bu kasetler artık Kıbrıs siyasetinde yapacağı yeteri kadar deprem yaptı. Bundan sonra Türk siyasetinde yapacaksa yapacak. Onun da hani az çok tahmin edilebilir mi bilmiyorum ama Türk siyaseti değil de işte Türkiye'de güçlü bir takım isimler ya da bürokratlar, politikacılar olması lazım bu ilişkiler içinde. Bir de cenazede bir takım şeyler söyleniyor, işte Ankara'ya gideceğiz falan diyor. Siyasete müdahalesi Ankara'nın, Kıbrıs'taki siyasete müdahalesi hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem UBP Genel Kurulu'nda onun da bir tarafında duruyordu Fadyalı. UBP içindeki bu çekişmede. Dolayısıyla bunun hani bu kasetlerin Ankara'ya kadar ulaşacağını düşünmek, tahmin etmek çok zor değil. Şimdi bazen bir böyle ipin ucunu yakalarsınız, o sizi bir yere götürür. Şimdi söyleyeceklerim belki gene hani haddini aştı, maksadını aştı diyecekler ama en azından soru olarak sorabilirim herhalde. Hala gazeteci sayılırız ya. Şimdi bir fotoğraf gelecek ekrana. O fotoğrafta Falyalı pek çok ünlüyle fotoğrafı çıktı. Bu arada halktv.com.tr'de bulabilirsiniz. Fotoğraf hem, albümünde neler var neler diye. Fotoğraf albümünde neler var neler diye. Çeşitli fotoğrafları ünlü isimlerle bulabilirsiniz. Yanı sıra bu konudaki bütün gelişmeleri de okuyabilirsiniz. Şimdi o fotoğrafta Falyalı'yı biz Haluk Kırcı ile beraber görüyoruz. Bayağı da böyle hani dostlar sofrası, dostlar meclisi gibi böyle neşe içinde muhtemelen de hani o kadar bu kumarhanelerden birinin bir tarafı herhalde öyle anlıyorum görüntüden ağırlamış Haluk Kırcı'yı. Haluk Kırcı kim? Haluk Kırcı 1978 yılında Ankara'da 7 tipli genci öldüren, iddia edilen demiyorum öldüren. Çünkü zaten bu sonra kesinleşti ve hatta kendisi yazdığı kitabı Zamanı Süzerken de bunu böyle biraz romantik ifadelerle de kabullendi. Ayrıca o katliamda, 7 tiplinin katliamında Abdullah Çatlı da vardı. Kimilerine göre içeride, kimilerine göre kapıda erkededi. Sene 1978. Yakalandı, hapis yattı. Sonra nasıl oluyorsa yanlışlıkla tahliye oldu. Sonra kaçak oldu. Kaçakken 1992 yılında evlendi. Bayağı bildiğiniz resmi nikah kıydı. Kimdi şahidi sağda görüyorsunuz. O sırada Erzurum valisi olan Mehmet Ağar. Sonra yıllar geçti. Çok da geçmedi. 4 yıl geçti. Bahçeli Evler katliamından kader arkadaşı Abdullah Çatlı 1996'da araba kazasında öldü. Susurluk skandalı patladı. Sonra yıllar geçti. Mehmet Ağar susurluk davası yüzünden mahkum oldu, hapis yattı. Sonra yıllar geçti, bugünlere gelindi. Mehmet Ağar'ı biz Korkut Eken'le işte bir takım isimlerle yan yana gördük. Peker'in iddia ettiği işte bu Yalıkavak Marina, bağışlayın ifade ama öyle deniyor, çökme iddialarıyla birlikte. Bu arada Peker bir de dedi ki, Mehmet Ağar'ın fotoğrafında yer alan Korkut Eken için. Korkut Eken dedi adaya, Kıbrıs'a Kutlu Adalı cinayeti sırasında gitti. Sorun bakalım neden dedi. Kabul etti Korkut Eken o sırada gittiğini. Bir takım görüşmelerin olduğunu vesaire. Şimdi bu ipin ucu bizi bir yere gerçekten götürür mü? Falyalı cinayeti özelinde soruyorum. Siz ne dersiniz? Elbette götürür çünkü hani bir Haluk Kırcı'yı şöyle açıklamak lazım. Türkiye'de 1977'den başlayıp 12 Eylül'ü hazırlayan bir özel harp operasyonu oldu. Bir kontrgerilla operasyonu oldu. Ülkücüler içinde bir grup, bir çekirdek ekip
Bakın bütün ülkücüler demiyorum ama ülkücüler içinde onların içine yerleştirilmiş şimdi reis bir ait aldıklarını çattı da dahil bir ekip 1977'den başlayarak darbeyi hazırlamak için bir dizi cinayet ve suikastı gerçekleşti. Doğan Özle başladı 1977'de. Karafakioğlu öldürdü. Ümit Doğanay öldürdü, benim hocamdı. 20-30 tane Adana'da emniyet müdürü Cevat Yubakul öldürüldü. Hepsi aynı ekibin yaptığı işlerdi bunlar. Ve bu ekip daha sonra 12 Eylül sonrası bir kısmı hapse girdi, bir kısmı yurt dışına kaçtı. Bunlar devlet tarafından kullanıldılar mafyatik işlerde. Haluk Kırcı dahil, Abdullah Çaplı dahil. Başka isimler de var. Mesela bakın şeyde Emet'in kullandığı bir isim vardır. Mehmet Ali Yaprağ'ın kaçırılmasında tutuklukta. Parmak izi vardır arabada. Hep bu eski ülkücüler nedir? Özel Harp Dairesi'nin örgütlediği, subayların yetiştirdiği bir ekip geliyor, aydınları öldürüyor, cinayetler işliyor. Bir yanıyla mafyanın eline düşüyor, bir yanıyla gizli servislerle Abdi İpekçi'yi öldüren ekip, Oral Çelik, Ağca vesaire gidiyorlar, papaya suikast yapıyorlar. Öyle karmaşık bir yumak bir CIA ile Bulgar gizli servisi kimler içindirin dedik. Böyle bir yapıda şimdi geliyoruz bir yasa dışı bahis işinin en büyüklerinden birinin cinayetine. Onun haritasıyla fotoğrafı var. Evet. Ve bir başka kimle olacaktı diye sormak isterim. Çünkü şöyle bir şey, yasal ve ahlaki şeyleri bir yana bırakırsak 5-6 milyon dolarlık bir işin bu adam Halil Falyalı CEO'su ya da yönetim kurulu üyesi en azından. 5-6 milyar dolar ciroyu Türkiye ekonomisine uyarlayın. Nasıl bir büyük şirketi? Bir de yasa dışı bahis. Şimdi unutuyoruz, hatırlatayım. Gökdeniz vardı, futbolcu ayağından vuruldu. Şimdi o dönemde üstelik dijital olmadığı dönemde yasal bahiste yasa dışı işlerin birbirine karıştığı bir dönemdi bu. Cengiz Erdinç, lafınızı balla keseceğim. Bu çünkü uzun uzadıya ayrıca konuşmayı gerektirecek bir şey. Yani Falyalı cinayetiyle bağlantılı ama onun dışında da muazzam bir sektör. Onun için bugünlük size çok teşekkür edeceğim. Önümüzdeki günlerde umarım gündem bize izin verir. Bunu konuşalım çünkü uyuşturucu ticaretinden yasa dışı bahse ve hatta Demirören'e verilen o şans oyunlarında mesela artık Ganya'nın her gün olmasına, oynanmasına kadar bambaşka bir dünyadan söz ediyoruz. Bunu konuşalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben şimdilik size. Ben görüşmek üzere. Sağ olun. Efendim bir izleyicimiz Ulviye Özden Hanım efendi demiş ki Kılıçdaroğlu'nun faturalarıyla ilgili demiş. Konuşurken sivil itaatsizlik dendi. Sivil itaatsizlik sayılmaz çünkü devlete karşı değil. Onlar özel şirket demiş.